Selam. Bugün neydi lan adı? Karavan. Lan gittim yine adını unuttum yine. Karavan forumdayız. Yani çeşit çeşit araçların evileştirildiği, evcilleştirildiği bir yer. Yani Karavan Forum galiba adı, tam adı bilmiyorum. Az önce bir tane araç gördüm. Araç bu büyük dev kamyonları var ya, belediyelerin dev kamyonları var böyle tank gibi. Onlardan bir tanesini şey yapmışlar. Karavana çevirmişler. Acayip güzel yapmışlar ama yani harbiden güzel yapmışlar. Birazdan oraya gideceğim, gösteririm. Birazdan oraya geçeceğim. Ama yani karavanlar arasında en çok beğendiğim karavan o karavan. Yani diğer karavanlar evse o apart, yani gökdelen gibi bir şey. Diğer tarafa alakasız ya. Neyle? Burada ablamızın biri spor yapıyor. Aa, karavanın bir tanesi şurada. Alo. Adamlar her şeyi karavanlaştırmışlar ya. Pick-up, jip tarzı araçlar karavan olmuş. Örnek bir karavan. Dışarıdan. Yani içine girip çekmek istiyorum da, içine girmek için arkadaş çok sıra var ya. Yani bir tane karavana bineceğim diye 25 dakika sıra bekleyemem abi yani. Anladın mı? Çok kalabalık. Bir de hafta sonu geldik. Aşırı kalabalık. Yani karavanların da meraklısı çok. Bir önceki videoda tekneleri çekmiştik. Orada da ilgi vardı bayağı. Ondan öncekinde motosiklet videosunda da bayağı kalabalıktı. Yani bu araçlara ilgi büyük. Bir tane araç iskeleti. Bir tane daha karavan. Bu karavan şöyle içini göstermiştim. Aa böyle. Yani buna ben de. İkinci favorim. Yani biri stand-up yapıyor galiba. Çılgın stand-up. Şakacı. Şakalar, espriler falan. Abi şu güzelmiş. Yukarısında atma kart gibi bir şey var karavanın. Çocuklar için. Böyle bir karavan. Burada bir tane var. İçlerini detaylı gösteremiyorum. Şöyle dışarıdan göstereceğim. Çünkü yani dediğim gibi sıra var. Bir tane karavana bineceğim. 25 dakika sırada bekleyemem. Yani. Veya sıra yok, karavanın içine bineceğim. Ben içeri giriyorum. 4 kişi dışarı çıkıyor. Bir tane değişik bir karavan da burada var. Böyle dolapları falan var.
Abi adamlar yapmış ya. Burada yatak yeri var. 2 kişilik. Evliyseniz gider. Başka nerede var? İşler var yani. Az önce bahsettiğim karavanın oraya doğru gidiyoruz. Galiba mevzu çıktı şurada. Neyse. Bahsettiğim karavan. Abi acayip bir karavan. Harbiden yani şu anda bu yani şu etkinlikte bulunan en güzel karavan ve en gösterişli ve heybetli bir karavan. Gerçekten yani bayağı sağlam. Büyük, hem büyük gösterişli hem sağlam hem geniş hacimli gayet iyi bir araç. Arkadaş bu kadar karavan meraklısı olduğunu bilmiyordum ya. Ben öyle bir gezintiye gelmiştim. Gelmişken biraz takılayım. Hazır gelmişken bir de video çekeyim. Belki meraklısı olan vardır. Gerçi tam gösteremedim. Gösterebildiğim kadar. Böyle bir karavan var. Lava tarafı. Şurada değişik bir karavan gördüm. Çekemedim. Şöyle bir karavan var. Burada favori ikinci karavanım. Dediğim gibi sıra var. Ama karavanın görüntüsü güzel. Böyle bir şey olamaz diye bir tane karavana binemeyiz. Çok kalabalık arkadaşlar. Çok fazla kalabalıklar. Yani gerçekten çok fazla kalabalık. İlgilisi büyük. Bayağı kalabalıkmış yani. Aslında karavan tarzı araçlar her zaman. Her zaman derken İyidir. Yani karavanla yolculuk yapmak keyifli olsa gerek. Daha önce hiç yapmadım. Yapmak istediğim şeyler arasında
gerçekten arkadaş. Bu kadar kalabalık bir yere gidiyorum, bir yere dönmek zorunda kalıyorum, ilerleyemiyorum. Aradan sıyrılacağım. Aradan sıyrılacağım. Yani demem ki karavanla gezinti yapmak, karavanla gezmek, bir yerlerde kamp yapmak gayet keyifli olsa gerek. Yani daha önce hiç yapmadım ben. Ya kamp piknik yaptım. Çayırın çimenin üzerinde bir piknik yapmışlığımız var. o ayrı. Yani bir araçla, kamp aracıyla gidip de yani uzun bir yol, 2 gün, 3 gün, bir hafta, 10 gün yollarda gezip, ne bileyim, bir yerde konaklayıp ondan sonra işte tekrardan kaldığın yerden devam edip gezip sonra bir yerde konaklayıp, yani bu tarz bir gezinti içerisinde bulunmadım. Günübirlik gidiyordum, çayır içmenin üzerinden yani bir grup gidiyordum. Bilim adamı falan. Yani anlatış biraz tuhaf oldu ama. Gidiyoruz. Abi mangalımızı yakıyoruz biz. Ateşimizi yakıyoruz. Çayırın çimenin üzerinde. Ateşimizi yakıyoruz. Mangalını kırıyoruz, yakıyoruz ateşi. Eğer yansın baba ateş. Mangalımızı yapıyoruz. Tekrar yere geliyoruz sonra. Hani karavanla bir yolculuk yapma olayım olmadı hiç. Karavana birlikte ne bileyim işte Türkiye turu, dünya turu tarzı. Dünya turu gerçi karavanla bir yere kadar kaldım. Bir yandan sonra araya deniz giriyor, okyanus giriyor. Neyse tamam bu kadar. Saçmalamak yeter. Ha şeyler var ama. Yaparsın. Uluslararası izin aldıktan sonra karavanın altına o lastiğin olduğu yere bu zodyak botların kenarları var ya böyle. Yani denizde yüzmesini sağlayan aksamları, denizde ilerlemesini sağlayacak alt aksamları aracın altına taktığı zaman karanın bittiği yerde, denizin suyun başladığı yerde onları devreye artık. Bak, dalarsın suya, geçersin karşıya. Nasıl bir yırtıcı bir zeka oluyor. Ben şu an devam ediyorum. Gezdim. Biraz daha geleceğim. Yani dediğim gibi şakası bir yana öyle bir şey var mı bilmiyorum. Karavanlarda o şekilde bir şey yapılabiliyor mu bilmiyorum. Yolda giderken yolun bittiği, suyun başladığı yerde karavanı sudan götürebileceğin aracın alt aksamına uygun, altına uygun bir aksam varsa var mı yok mu bilmiyorum. Varsa o aksamı aracın üstüne koyup üstüne ekleyip veyahut da monte edip mekanizma olarak bağlayıp kullanılabilir mi bilmiyorum. Kim neden kullanılmaz? Teknoloji çağındayız. Neden olmasın? Ulan ATV'lerin olduğu yeri ya. Tekniler, mekniler falan. Ya burası çok şey değil. Gelin gelin. Yani bu ne lan? Ne yapıyorsunuz lan? Gel be oradan geçtik ya. Garip garip. Yanlış yere girdik. Yanlış yere girdik. Yanlış yere girdik. Evet. Muz var burada. Yani şunun şu deniz muzunun biraz daha böyle ufaltılmış halini, iki tane ufaltılmış halini aracın altına eklediğin zaman karının bittiği yerde devam edebilirsin suda. Dediğim gibi arkadaşlar, yani çok fazla kalabalık şu anda burası. Yani karavanın içinde bir karavanı gezip içerisini falan göstermek istiyorum ama sıra var yani. Bir karavana giriyorum, ben girerken 2 kişi, 3 kişi dışarı çıkıyor.
boş zannettim mesela az önce bir tane karavanı. Karavanın aşırı içeri adımı attım. Abi 4 kişi dışarı çıktı ya. Yani... Yani dış tarafını, dış yüzünü elinden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Zaten iki tane favorim vardı. Bir tanesi o büyük olan, tank gibi olan karavan. Bir de o sarı vardı bir tane. Sarı karavan. İkisi favorim abi. Üçüncü favorim. Üçüncü favorim de bu. Devam. Ne diyorum? Ne diyorum? Dediğim gibi güzel, değişik marka ve modeller araçları, karavanları burada mevcut ve güzeller de yani tipoloji olarak da güzeller. Dışarıdan şöyle içeriye baktığımda da hani iki kişilik, üç kişilik çekirdek ailelere göre. Kalan var. Şurada karavanın iskeleti var yani alt tarafı. Güzel yani genel anlamıyla güzel. Daha önce karavan kullanmadım. Karavanla bir yolculukta bulunmadım. Bulunmak isterim. Keyiflidir biliyorum. İlla keyiflidir. Yani gidip bir yerlere karavanla rastgele ya rastgele çıkacaksın abi. Canını sıkıldığı yerden molayı vereceksin. Ama yakacaksın peşini, yakacaksın ne bileyim senin haberin altında. Takılacaksın. Sonra sabah ya da akşam kalktığı zaman tekrardan devam. Yani biz... Bizim piknik yapmışlığımız var az önce dediğim gibi yani piknik yapmışlığımız var tabii ki de. Herkesin bizi piknik yaptık çayırın çimenin üzerinde. Mangalımızı yaktık, işimizi yaktık, çayımızı içtik falan. O tarz şeyler başka ama herkes yaptı değil mi? Ya hemen hemen herkes yapmış değil mi? Karavan ile de bir gün zengin, gerçi bu zenginle de alakası yok ki bu karavan kaç para? Yani ne kadar olabilir ki? Bir araba fiyatı aşağı yukarı yani 50 bin lira, 60 bin lira. Yani tamam parası olmanın için 5 lira da para ama pahalı ama. Normal standartlardan bahsediyorum ben. Ortalama fiyatlarda yani. Kalitesine göre ve kapasitesine göre fiyatı değişir. Yani 30 bin liraya da vardır, 40 bin liraya da vardır. Yani 200 bin liraya da var. Ha fiyatından bahsediyorum. Fiyatı da yani dediğim gibi. Kalite ve kapasitesine göre değişir. Her aracın kalitesine ve kapasitesine göre fiyatı farklıdır. Yani 10 bin liraya da karavan bulursun ama bu mobiletin arkasına bir tane çadır atarsın o tarz bir. Yani mobilet arkası çadır. Öyle bir şey olursun. Karavan. Ya az önce gösterdiğim o devasa bir karavan vardı ya, o da karavan mesela. Kim bilir kaç para bu? Kalite ve fiyat ve performans. Neyse arkadaşlar. Ben gezmeye devam ediyorum. Videoyu burada sonlandıracağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.